Hangi şehirlerden katılıyorsunuz veya bölümleriniz ne? Şöyle çok kısa bir chatten yazma şansınız var mı arkadaşlar? Çok güzel. Benim eşim de Aslen'e Erzurum'da. Konya. Konya. Tamam, gayet güzel. Tamamdır. Ben de kendim Aslen Orduluyum. Ama Samsun'da büyüdüm. Şu anda da Giresun'da yaşıyorum. Genelde Karadeniz ve etrafında hayatım geçti. Ama eşimin anne tarafı da Aslen Erzurumlu. Erzurum'a da bir gitmişliğim var açıkçası Beyza Hocam. Şimdi arkadaşlar, tabii derse geçmeden önce bazı söyleyeceklerimiz olacak. Şimdi bizim bir yapay zeka modelimiz var. Biliyorsunuz hem KPSS'de olsun hem de EGS'de olsun. ALES'te de aynı şekilde herkesin hedefi farklı. Herkesin hazır bulunuşluğu farklı. Herkesin matematik bilgisi farklı. Dolayısıyla burada bireysellik ön plana çıkıyor. Aranızda belki öğretmen arkadaşlar varsa, her öğrencinin biricik olduğu, aslında her çocuğun biricik olduğu bize eğitim fakültelerinde öğretildi aslında. İşte biz de bu sistemi takip etmek istiyoruz. Ve sistem yöneticisi arkadaşlar bir yandan da chatten, sohbetten daha detaylı bilgi almak için link yolluyor olacaklar size. Oradan da daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben şu anda çok kısa bir bilgilendirme yapacağım yalnız. Biz burada işte her öğrencinin, her kursiyerin diyelim sizin için biricik olduğuna dair bir çalışmamız oldu. Kişiye özel bir sistem geliştirmeye çalıştık. Bununla ilgili çok daha detaylar almak için sistem yöneticisi arkadaşın yolladığı, sohbetten yolladığı linke tıklayabilirsiniz. Ben çok kısa bir bahsedeyim. Şimdi sanırım bir yavaşlık var. Bir saniye, hemen bir bakacağım. Bir dakika. Kendi telefonumun internetine bağlanmıştım. Evet, değiştiriyorum arkadaşlar. Evet, şu anda daha net beni duyabilirsiniz, görebilirsiniz diye zannediyorum. Bu şekilde yani hangi konularda eksik olduğunuz veyahut da hangi konularda ne kadar sürede gelişim gösterdiğiniz, hangi konuya ne kadar vakit ayırmanız gerektiği, az zamanda ne kadar fazla nasıl en hızlı şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani bu biliyorsunuz kişiden kişiye göre değişebiliyor. Bundan dolayı da tamamen size özel yapay zeka modeliyle hazırlanmış, yapay zeka ile hazırlanmış bir sistemimiz var. Tabii ki bunun detaylarına erişmek için sohbetten yollanan linke tıklayıp veyahut da işte gördüğünüz numaralardan, WhatsApp'tan, işte sitemizden ulaşabilip daha da detaylı bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi genelde tanıtım derslerinde matematiğin temelini oluşturan konuları anlatıyoruz. Onun için bugün de öyle böyle birazcık temel matematik dediğimiz şeylerden bahsedeceğiz. Temel kavramlardan bahsedeceğiz. İşte bakın, mesela böyle bir grafikle başlayacak. Sizin kendinize özel bir sisteminiz olacak. Şu en solda gördüğünüz çalışma oranınız, ortadaki öğrenme oranınız, en sağdaki de işlenme oranınız olacak. Mesela bakın, temel kavramlar seviyesi temel olarak gözüküyor. Önem puanı 0 tam %72, 131 dakikada
tamamlanması gereken bir konu. Sayı sistemlerine baktığınızda yine önem puanı 0 tam %72. Bakın burada önerilen süre 22 dakika. Aynı önem puanına sahip olmasına rağmen sayı sistemleri konusu 22 dakikada hallolabilen bir konu. Dolayısıyla süreyi ekonomik kullanmak açısından sayı sistemlerine çalışmak daha verimli olacağını, mesela çok basit manada anlatıyorum tabii ki şu anda, çok daha detaylı analizler var sitemizde veya programımızda. Yani çok düz bir şekilde anlatıyorum. Bu şekilde analizler var. Tabii ki bakın şu üst kısım, özellikle bu işte araba devir göstergesi gibi olan kısım, tamamen orası da size özel olan bir kısım. Çalışma oranı, yani işlenme oranınız tabii ki bizim işlediğimiz yüzdeyi gösterirken, çalışma oranınız ve öğrenme oranınız da tamamen size özel olmuş olacak. Bakın çalışma oranınız az olmasına rağmen öğrenme oranınız fazlaysa, demek ki bu konuya sizin yani hazır bulunuşluğunuz iyi veyahut da kabiliyetiniz var. Bu manaya geliyor artık. Yani yorumlarını arkadaşlarla birlikte kendiniz yapmış olacaksınız. Dolayısıyla çalışma oranınızın yüksek, öğrenme oranınızın az olduğu konular ve işte yani süre, zorluk, çıkan soru sayısı, önem puanı gibi dinamikler, değişkenler sizi yönlendirmiş olacak. Yani gayet detaylı analizler yapılmış olacak. Var mı bu konuyla ilgili sorunuz arkadaşlar? Yoksa yavaş yavaş ben derse başlamak istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bizim bu arada birazcık hastayım, kusura bakmayın. Yani geçmiyor diyorlar. 2 hafta, ikinci haftaya gireceğim neredeyse. Hafif bir öksürüğüm kaldı. Onun için kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar sağ olun, teşekkür ederim Songül Hocam. Rakamlar var. Yani Türkçe için, alfabe için harfler neyse bizim için de rakamlar o. Yani bu ÖSYM sınava giren kişiler için sıfırı çok önemsiyor açıkçası. Sıfırı sınava giren kişi, sınava tabi tutulan kişi acaba sıfırı önemsiyor mu, hatırlıyor mu? Bunu gerçekten ölçüyorlar. Şimdi mesela kaç tane rakamımız var? 10 tane rakamımız var. Neden 10 tane rakamımız var? Çünkü 10 tane parmağımız var arkadaşlar. Tamamen sebebi bu. Yani matematik tarihine ya işte matematiğin geçmişine baktığınız zaman insanlar biliyorsunuz önce vücut diliyle, sonra böyle anlamsız sesler, anlamsız kelimeler, daha sonra da anlamlı diyaloglara geçiyorlar. Önce vücut dili olduğu için, 10 tane parmağımız olduğu için 10 tane rakamımız var. Sıfır rakamlardan bir tanesi. Sayılara geçtiğimiz zaman arkadaşlar 12, 32, eksi 5, 128 gibi sonsuz tane sayımız var. Yani bunların içerisinde negatiflerin olduğunu da görüyorsunuz. Doğal sayılara baktığımız zaman bakın doğal sayılar sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Ama pozitif doğal sayılar dediğimizde birden başlıyor. Yani pozitif doğal sayılarla doğal sayılar arasında bir fark var. Burası birden başlıyor, burası sıfırdan başlıyor. Sayma sayıları birden başlıyor. Mesela pozitif doğal sayılar kümesiyle sayma sayılar kümesi aynı kümedir desem doğru bir öncül olur mu veya doğru bir yorum olur mu sizce? Değil mi? Doğru olur. Çünkü mesela saymaya kaçtan başlarsınız? Sıfırdan başlamazsınız, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 diye başlarsınız. Sayma sayılar kümesi birden başlar. Pozitif doğal sayılar kümesi de birden başlamış oluyor. Dolayısıyla doğal sayılarla pozitif doğal sayılar farklılık arz etmiş oluyor. Pozitif tam sayılara geldiğinizde o da birden başlıyor. Yani biz bunu şu şekilde gösteriyoruz. Pozitif doğal sayılar kümesi
eşittir sayma sayıları kümesi. O da eşittir pozitif tam sayılar kümesi diyoruz. Negatif tam sayılara baktığınızda bunlar da eksi birden sol tarafa doğru, eksi sonsuza doğru gitmiş oluyorlar. Biz sayıların hepsini arkadaşlar sayı doğrusu üzerinde gösterebiliriz. Mesela sıfırı ortaya koyuyorsunuz. Sıfır buradan da anlayacağınız üzere pozitif de değil, negatif de değil. Sağ tarafa doğru başlıyor. Artı bir, artı iki, artı üç, artı dört diye gidiyor. Sonra negatif taraf var. Eksi bir, eksi iki, eksi üç, eksi dört diye bu şekilde de eksi sonsuza kadar gitmiş oluyor. Bakın sayılar sağ tarafa doğru gittikçe büyüyorlar sayı doğrusunda. Sol tarafa doğru gittiklerinde ise küçülüyorlar. Hatta bakın arkadaşlar eşitsizlik konusunda da göreceğiz ama büyüktür küçüktür işareti bu mantıktan geliyor. Hangi mantıktan? Bakın büyüktür işareti hangi tarafa bakıyor? Sağ tarafa bakıyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla sağ tarafa doğru sayılar büyürdü. Ama küçüktür işaretine baktığında bu da sol tarafa bakıyor. Dolayısıyla küçüktür işaret. Ama biz bunu mesela ortaokulda, lisede nasıl öğrendik? Yanına bir çizgi çektik. B'ye benzedi. Büyük bir B. Yanına bir çizgi çektik. Küçük bir B'ye demiştik. Arkadaşlar tam sayılar kümesine baktığınızda pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve sıfırı da eklemiş oluyoruz. Yani mesela bunlar sözel ifade olarak da karşımıza çıkabiliyor aslında. Tam sayılar pozitif ve negatif tam sayılardan ibarettir dediğimizde maalesef yanlış veya eksik bir öncül olmuş oluyor. Çünkü sıfır unutmuş oluyorsunuz. Bu kısım pozitif kısım. Şu kısım negatif kısım. Burası ise sıfır. Yani pozitif de olmayan, negatif de olmayan, sayma sayısı da olmayan bir sayımız var. O da sıfır. Arkadaşlar rasyonel sayılara geçiyoruz sonrasında. Rasyonel sayılar A bölü B şeklinde ifade ediliyor. A bölü B olacak. A ve B tam sayı olacak arkadaşlar. Yalnız B sıfıra eşit olmayacak. Bunun sözel ifadesi payda hiçbir zaman sıfır olamaz. Arkadaşlar. Bu manaya geliyor. Payda hiçbir zaman sıfır olamıyor. Şimdi mesela bakın bunun soruları şu şekilde oluyor. 3 bölü x eksi 7. X burada kaç olamaz? 7 olamaz. Direkt 0 demiyoruz. Çünkü x eksi 7 gibi bütün bir ifade var paydada. Bu sıfıra eşit olamayacak. Dolayısıyla x eşit değildir. 7 demiş olacağız. Şimdi buraya geldiğimizde, rasyonel sayılara geldiğimizde tabii ki 2 bölü 5, eksi 1 bölü 5 gibi sayılara rasyonel sayı yani kesirli sayı olduğuna aşinayız. Yalnız 6 nasıl rasyonel sayı, eksi 8 nasıl rasyonel sayı, 0 nasıl, 3 nasıl? 6 bölü 1 şeklinde ifade edebilirsiniz 6'yı. Peki 12 bölü 2 şeklinde de ifade edemez miyiz? Mesela 6 daha sonra 18 bölü 3 şeklinde böyle sonsuza kadar ifade edebiliriz. Mesela bazen kitaplarda görüyoruz, bazen videolarda arkadaşlar söylüyorlar. Diyorlar ki her tam sayı paydasında bir olan bir rasyonel sayı diyorlar. Maalesef bu çok doğru tam bir tanım değil. Çünkü şunu da o zaman şöyle de bir tanım yapabiliriz. Her tam sayı paydasında 2 olan bir rasyonel sayıdır. Öyle değil mi? Bakın 6'ya 12 bölü 2 olarak ifade edebildim. 18 bölü 3 olarak da ifade edebildim. 6'nın paydasına negatif bir tam sayı da koyabilirim. Öyle değil mi? Bakın bu sefer eksi 12 bölü eksi 2 de diyebilirim. Dolayısıyla bakın hepsini kapsayan tek bir tanım vardır. O da şudur. Her tam sayı paydasında başka bir tam sayı olan rasyonel sayı olarak ifade edilebilir. Bakın bazen yani bu tip çok genel geçer tanımları da az da olsa bize sorabiliyorlar. Tabii ki 0 bölü 6, 0, x bölü 5, 0 ise x kesinlikle 0'a denk gelmiş olacak. Arkadaşlar burada aslında rasyonel sayılar matematikte evet çok önemli bir yer kaplıyor. Ama matematiğin mantığı felsefesi olarak çok da gerekli bir konu bence değil. Neden değil?
Çünkü bölmenin bir gösterimi arkadaşlar. Bölmenin aynı mantığına sahip olduğunu anladığınızda rasyonel sayılar sizin için en azından mantık olarak daha kolay bir hal alacak. Ne demek istiyorum? Diyelim ki 2 bölü 5. Ben fındık memleketinde yaşıyorum. Fındık üzerinde anlatayım. 2 ton fındık. 5 kardeşe bölüştürülüyor. Bu manaya gelir arkadaşlar. 2 ton fındık 5 kardeşe bölüştürülüyor. Peki sizce bir kardeşe kaç kilo fındık veya kaç ton fındık düşmüş oluyor? ...400 kilo fındık düşmüş olur. Öyle değil mi? Yalnız bu kilo cinsinden. Ton cinsinden 2 bölü 5. Ton cinsinden ifade ettiğinizde 0 tam onda 4 olur. Bakın işte aslında biz bunu ondalık kese çevirecektik. 4 bölü 10 diyecektik. Sonra işte virgüllü şekilde onda 4 yazmış olacak. Şimdi bakın mesela sonra kesirlerle karşılaştırma var. Mesela yani şu anda kesirler konusunda değiliz ama rasyonel sayılar kümesinde birazcık bahsetmiş olalım. Diyelim ki deniliyor ki 2 bölü 7. 2 bölü 5 mi daha büyüktür? 2 bölü 7 mi? Şimdi arkadaşlar burada da 2 ton fındığınız var. Yalnız bu sefer 7 kardeşe bölüştürüyorsunuz. Dolayısıyla hangisinde daha fazla pay düşer? Tabii ki şu 2 bölü 5'te daha fazla pay düşmüş olacak. 2 bölü 5 büyüktür. 2 bölü 7 demiş olacaksınız. Arkadaşlar burada yine kitaplarda, videolarda tanım olarak şöyle şey ifadeler var. İşte payı eşit olan kesirlerde paydası küçük olan büyüktür. Paydası eşit olan kesirlerde payı büyük olan büyüktür. Şimdi bu ne demek? Yani bakın arkadaşlar o zaman 5 bölü 2 ve 5 bölü 7 arasında bu sefer özür dilerim ters oldu. Ve 7 bölü 2 ve 5 bölü 2 olsun arkadaşlar. Bu sefer 7 bölü 2, 5 bölü 2'den büyük olacak. Çünkü bu sefer 7 ton fındık 2 kardeşe, 5 ton fındık 2 kardeşe bölüştürülüyor. 2 kardeş sabit, fındık sayısı artıyor. Dolayısıyla şurada daha fazla olmuş oluyor. Pay düşmüş oluyor. Ve bu sefer negatifler devreye giriyor. Negatifler devreye girdiğinde yeni bir kural. Ne diyorlar? İşte diyorlar ki siz kesirleri pozitifmiş gibi sıralarsınız. Daha sonra o sıralamanın tersini oluşturursunuz denilmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Ama mantığını oturttuğunuz zaman çok karmaşık sorularda dahi rahatlık yaşarsınız diye ben umuyorum. Şimdi arkadaşlar kesirli ifadelerde payda sıfır olamıyor zaten bunu bolca ifade edip örneklerini göstermiş olduk. İrrasyonel sayılara baktığınızda rasyonel sayı olmayan demek. Aslında bunun iki çeşidi var. Birinci çeşidi yani esas tanım olarak A bölü B şeklinde yazılamayan demektir bu. A bölü B şeklinde yazılamayan. Bunun bir başka yolu şöyle söyleniyor. Kökün dışına tamamen çıkamayan demek bu. Kökün dışına tamamen çıkamayan demek bu. Bakın arkadaşlar tamamen çıkamıyoruz. Yani diyelim ki siz kök 50 dediğiniz zaman bu rasyonel mi irrasyonel mi acaba? Bunu 25 çarpı 2'ye 25'i kökün dışına attınız. 5 kök 2. Şimdi bu irrasyoneldir arkadaşlar. Çünkü kökün dışına tamamen çıkamamış oldu. Değil mi? Bütünüyle kurtulamadı kökten. Kök 2'nin yüzünden bu irrasyonel olmuş oldu. Ama şöyle olsaydı mesela kök
144 olsaydı. Öyle değil mi? Kök 144 kaçtır? 12. Yani kökten tamamen kurtulmuş oldu, öyle değil mi? Dolayısıyla bakın, yani her köklü sayı irrasyonel sayı değil. Bu rasyonel ama bu sayıya irrasyonel. Şimdi bunun iki tane durumu var demiştik. Birincisi kökün dışına tamamen çıkamayan. İkincisi ise virgülden sonrası bilinemeyen demek bu. Şimdi arkadaşlar, virgülden sonrası bilinemeyen şu demek. Diyelim ki 3 virgül 4 7 1 8 ve 3 nokta getirilmiş. Ne yapar burası? Şimdi 8'den sonra 8'den sonrasını kaç geleceğine karar verebilir misiniz? Veremezsiniz. Öyle değil mi? Yani 8'den sonra 5 de gelebilir. 4 de gelebilir, 1 de gelebilir, 3 de gelebilir. Bunun bir kuralı olmadığından dolayı ne yapamıyorsunuz? Buna rasyonel sayı diyemiyorsunuz. Ama diyelim ki şöyle olsa, 8 virgül 13, 13, 13 olsa, bakın bunu 8 virgül 13, 13'ün üzerinde devir çizgisi var. Yani bunu nasıl yapacağız peki? Mesela nasıl ifade ediliyordu bu? 813 eksiye 8 bölü 99 şeklinde, bu da 805 bölü 99 şeklinde ifade edilebiliyordu, öyle değil mi? Yani biz de bunu A bölü B şeklinde ifade etmiş olacaktık dolayısıyla. O zaman şu bu örneğimizde ne yapmış olacaktı? Rasyonel getirmiş olacak. Şimdi arkadaşlar, buraya baktığımız zaman peki şöyle bir sayı yazsam, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 3 nokta koysam. Acaba bu rasyonel mi, irrasyonel? Buradan sonrasını ne yapamayız arkadaşlar? Tahmin edemeyiz. Bakın, sanki tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gibi gidecekmiş gibi gözükse de, yani buraya 4 yazmamam için hiçbir sebep yok. Dolayısıyla bunu da kestiremediğimiz için arkadaşlar, bu da irrasyonel sayı olmuş olacak. Şimdi geldik reel ve gerçel sayılar. Yani bu hepsini tamamen kapsar arkadaşlar. Hem rasyonel hem de irrasyonel sayılar var. Pi sayısı ve E sayısı irrasyoneldir bu arada arkadaşlar. Hani bu pi sayısını 22 bölü 7 olarak ifade edebiliyoruz ama aslında 22 bölü 7 tam karşılığı değil. Yine mesela nasıl ki pi 3 kabul ediniz deniliyor. Daha detaylı bir ölçüm yapmak, daha detaylı bir hesaplama yapmak isterseniz 3 tam %14 kabul ediyorsunuz. Daha da detaylı bir çözüm yapmak istiyorsanız 22 bölü 7 kabul ediyorsunuz. Aslında tam karşılığı 22 bölü 7 değil. Şimdi arkadaşlar, mesela şunu V şemasıyla birlikte ifade edelim. Bakın, pozitif tam sayılar. En küçük kümemiz sayma sayıları kümesi ve pozitif tam sayılar kümesiyle aynı. Üçünü birlikte yazmaya gerek yok. Bunu kapsayan bir küme var. Doğal sayılar kümesi. Bunu da kapsayan bir küme var. Tam sayılar kümesi. Bunu da kapsayan bir küme var. Q, yani rasyonel sayılar kümesi. Bunun da kapsayan bir küme var. Reel sayıları temsil eden reel sayılar kümesi. Peki şimdi bize öyle bir eleman lazım ki sadece neyin içinde olsun? Mesela şu
Doğal sayılarla pozitif doğal sayılar kümesi arasına şu bölgeye yazabileceğim sayı kaçtır sizce? Sıfırdır arkadaşlar. Bakın böyle sorular şekilli, böyle işte bir sayfa kaplayan sorular filan biliyorsunuz ALES'te karşımıza çıkabiliyor. Öyle bir küme yazacağız ki doğal sayılar kümesi içerisinde olacak ama pozitif doğal sayılar kümesi içerisinde olmayacak. Dolayısıyla bakın doğal sayılar kümesinin pozitif doğal sayılardan kümesinden farkı sıfır. Peki tam sayılar kümesinin doğal sayılar kümesinden farkı ne? Şuraya hangi kümeleri elemanları yazabiliriz? Negatif tam sayıları yazabiliriz. Öyle değil mi? Mesela eksi 2 yazılabilir ya da eksi 11 yazılabilir arkadaşlar. Şimdi mesela Q kümesi, yani burası rasyonel sayılara gelmiş oluyor. Rasyonel sayıların içerisinde ne yazabiliriz? 11 bölü 7 yazabiliriz. Ne bileyim mesela şu tarafa doğru gelelim. 3 bölü 4 yazabiliriz. Peki reel sayılar kümesi içerisinde ne yazabiliriz? Reel sayıların rasyonel sayılardan farkı arkadaşlar sadece irrasyonel sayılardır. Dolayısıyla İrrasyonel sayıları az önce nasıl tanımlamıştık? Bunun iki türü vardır demiştik. Kökün dışından tamamen çıkamayan mesela kök 17 gibi. Başka virgülden sonrası tahmin edilemeyen 1, 2, 7, 3 nokta diyelim. Başka bir sayısı yazılabilir. Başka E sayısı yazılabilir. Peki şimdi arkadaşlar bunların karşılığında bizim karşımıza nasıl sorular çıkabiliyor? Şöyle sorular çıkabiliyor. Bunu böyle özellikle bir beceri temelli sorular furyası var. Açıkçası aşağıdan yukarı bizi etkiliyor. Aslında ALES mantığına çok daha yakın. Ama artık LGS'de, TYT'de, AYT'de, DGS'de, KPSS'de de çıkıyor böyle sorular. Ben ALES'i de etkileyeceğini düşünüyorum ki zaten ALES soruları aşağı yukarı buna benziyordu ama bir tık daha ALES'in daha da zorlaşacağını, daha da matematiksel beceriye dönüşeceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapıyorlar. Bir sayfaya koyuyorlar bu şekli. İki tane sayının yerini değiştiriyor. Atıyorum ki mesela burada eksi 2 ile sıfırın yerini değiştiriyor. Diyor ki aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa yukarıdaki şekil doğru olur. Dolayısıyla işte şıklarda 0 ve eksi 2'nin yeri değiştirilirse falan gibi cevapları aramak gerekiyor. Evet, şimdi arkadaşlar böyle bir sorumuz var. Mesela bir siz bakmak ister misiniz bu soruyu? Şimdi arkadaşlar, A ve B birer doğal sayı dediğinde bizim sayı kümemiz doğal sayı olduğu için hemen buraya 0, 1, 2, 3 diye yazıyorsunuz ki sıfırın olayın içerisinde olduğunu unutmamak adına A çarpı B çarpı C 48 ise A artı B artı C toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değer bize sorulmuş sevgili arkadaşlar. Sanırım en büyüğü doğru da en küçüğünde ufak kafa karışıklığı olmuş olabilir Şimal Hocam. Şimdi bakın arkadaşlar, ben burada şunu ezberlemeyi tavsiye ediyorum. İşte çarpım verildiğinde yakın seçildiğinde en büyük, uzak seçildiğinde en küçük gelir. Veyahut işte uzak seçildiğinde en küçük, yakın seçildiğinde en büyük. Bunlar mutlaka karışır arkadaşlar. Yani biz bence o şekilde ne yapacaksınız? Arkadaşlar bunun bir yakınlık uzaklık sorusu olduğunu hatırlayacaksınız. Ve açıkçası üşenmeden ikisini de deneyeceksiniz. A çarpı B çarpı C 48. En uzak nasıl seçebilirsiniz arkadaşlar? 48, 1, 1. Değil mi? Nasıl olur bu? En uzak şöyle olur.
Perfect, yani verip makası genişletmek gerekiyor değil mi, uzaklaştırmak için? Yani sayılarda makası genişletiyorsanız bu ne anlama geliyor? Küçüğü en küçük, büyüğü en büyük seçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla siz bir sayı burada sıfır deme şansınız var mı? Sıfır neyle çarparsanız 48 olur. Birebir doğal sayı yok maalesef. Şimdi o zaman sıfır yazamadıysam diğer en küçük doğal sayı yazdım. 1 ve 1 yazdım ve 48 yazmış oldum. Dolayısıyla arkadaşlar bakın bunları topladığımızda 48 artı 1 artı 1 ne yapmış oldu? 50 etmiş oldu. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. iki sayı aynı verdiğinizde birazcık uyanık olmak gerekiyor açıkçası. Tekrar şöyle bir soruya dönmek gerekiyor bence. Birbirinden farklı demiş mi? Oh, dememiş değil mi? O zaman sıkıntı yok. Peki şimdi uzakları seçtik. Birbirine yakın olanları seçmek gerekiyor. Kaç 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 olabilir bu? 4, 4 ve 3'ü seçiyoruz. 4 kere 4, 16. 16 kere 3, 48. Topladığımızda da 10 getirmiş oluyor. Dolayısıyla en küçük değeri 10 olacak. Hocam bunlardan da en yakın, yani daha yakınını seçebilir miydik? Seçemezdik. Yani iki şey en yakın nasıl olur? Birebir aynıysa olur. Eğer onu sağlayamıyorsak aralarındaki fark 1 olacak. Çünkü iki doğal sayı arasında başka bir doğal sayı yok. Ama iki doğal sayı arasında sonsuz tane sayı var. Bakın sayı kümesi değiştiği zaman aslında sıfırdan sonsuza çıkmış oluyorsunuz. Nasıl iki doğal sayı arasında sonsuz tane sayı var? 3 ile 4 arasına gelin bakın. 3 onda 1, 3 onda 9 diyebilirsiniz. Pardon, evet teşekkür ederim Ahmet Hoca. Topladığımız zaman 10 değil 11 olacak. 4, 4, 8, 11 olacak. 3,9, 3,98 olabilir. 3 tam 1987. Bunun sonu yok değil mi? İşte biz buna sonlu sonsuzluk diyoruz aslında. Bu şekilde ifadeler var. Mesela A ve B birer gerçel sayı. A artı B eşittir 15 ise A çarpı B çarpımının alabileceği en değer sorulmuş. Bu en büyük değer olacak arkadaşlar. Bununla ilgili fikriniz ne olur acaba? Ile 7 diyen var. Dolayısıyla 56 cevabı gelmiş oluyor. Bir hocamız daha 56 demiş. A ve B birer gerçel sayı demiş arkadaşlar. Yani siz burada doğal sayı seçmek bravo. Evet 225 bölü 4 olacak. Bravo Şimal hocam. A ve B birer gerçel sayı demiş. Dolayısıyla doğal sayı seçmek zorunda değilsiniz. Nasıl bir akıl yürütme üzerine gideceğiz? A çarpı B'nin alabileceği en büyük değer. Yakın mı seçeceğim, uzak mı seçeceğim? Şimdi uzak seçsem 0'a 15'ten 0 küçük geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar ben şunun kararını verdim önce. Yakın seçmeyin. Peki yakın seçtiğimde ne olacak şimdi arkadaşlar? Bakın 8'e 7 dediğimiz zaman ikisi de doğal sayı veya ikisi de tam sayı olmuş oluyor. Böyle bir zorunluluk yok. Peki iki şey birbirine en yakın nasıl olur? Aynı ise olur. Öyle değil mi? Dolayısıyla diyorum ki A eşittir B olsun. Öyleyse A artı A 15 olacak. 2A 15 olacak. A dediğimiz şey 15 bölü 2 olacak. Biz bu ikisinin çarpımına bakacaksak eğer 15 bölü 2 ile 15 bölü 2'yi çarpacağız. 15 çarpı 15, 225. 2 çarpı 2, 4. Dolayısıyla bu sorunun da doğru cevabı 225 bölü 4.
Evet, A artı B artı C'nin alabileceği en büyük değer bize sorulmuş. Soruya bir bakmak ister misiniz? Şöyle bir dakika falan verebiliriz aslında. Evet, şimdi arkadaşlar A, B ve C birer pozitif tam sayı demiş. Bakın pozitif tam sayı dediğinde 1, 2, 3 sonsuz. Yani burada olayın içerisinde 0 var mı? Yok. Dolayısıyla A küçüktür, B küçüktür, C. Yani benim size tavsiyem şöyle olur. Verilen bilgiyi yorumlayıp farklı bir kelimelerle, farklı kelimelerle, farklı bir yorumla üzerine not alın. A küçüktür, B küçüktür, C. Yani aslında A, B, C farklı sayılar gibi de yorumlayabilirim. En küçük A, en büyük C de yazabilirim filan. C artı B bölü A 24. Tamam. A artı B artı C'nin alabileceği en büyük değer sorulmuş. Şimdi arkadaşlar en büyük değere gitmek istiyorsam tabii ki bunlara ayrı ayrı verebileceğim en büyük değeri vermem gerekiyor. Ben C'ye 24 değerini versem B bölü A'nın 0 olması gerekir. Dolayısıyla B'ye 0 demeniz gerekir ama diyemezsiniz. Neden diyemezsiniz? Çünkü bizim sayı kümemiz pozitif tam sayıdır. Peki 23 dediğimde B bölü A 1 olmalı, öyle değil mi? Dolayısıyla B A'ya eşit olmalı ama bunu da diyemezsiniz. Çünkü B A'ya eşit olamaz, B A'dan büyük. A'ya 22 dediğinizde B bölü A'ya 2 demeniz gerekiyor. Dolayısıyla kaça kaç dersiniz arkadaşlar? B'ye 2, A'ya 1 dersiniz. Öyle değil mi? Topladığınızda da 24, 25 eder. Yalnız bize en büyük değer gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 2'ye 1 dediniz. 4'e 2 diyemez misiniz? 6'ya 3 diyemez misiniz? Bu şekilde büyütüp kaça kadar götürebilirsiniz bu işi? 20'ye 10'a kadar götürebilirsiniz. 22 diyemezsiniz çünkü bu sefer C'den küçük olmamış olurlar. Dolayısıyla en büyük değere bakacaksak 22 artı 20 artı 10, 42 artı 10'dan 52 getirmiş olacak. Sevgili arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı. Şimdi arkadaşlar farklı birkaç tane soru göstermek istiyorum açıkçası. Ondan sonra da bir tanıtım videomuz var. Sonrasında tanıtım dersimizi kapatmış, bitirmiş olacağız. Evet, şu soruya bir bakalım. Sadece 3 tanesi 50'den büyük. Rakamları farklı. 2 basamaklı 6 doğal sayının toplamı 420 ise bu sayıların en küçüğü en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar en küçüğünün en az olması için diğerlerinin alabileceği en büyük değeri alması gerekiyor. Şimdi bizim kaç tane sayımız varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane doğal sayımız varmış. Bunların sadece 3 tanesi 50'den büyük olacak. 3 tanesi 50'den büyük olacak. Rakamları farklı olacak ve 2 basamaklı olacak. Şimdi öyleyse biz buna 99 diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bunu engelleyen bir ibare var. Rakamları farklı diyor. Peki o zaman buna 98 dedim birincisine. İkincisine de 97 mi diyeceğim? Hayır. Birbirinden farklı demediği için 98 demiş olacağım. Üçüncüsüne de 98 diyebilirim. 3 tanesi 50'den büyük olmuş oldu. Peki dördüncüsüne ne diyeceğim arkadaşlar? Dördüncüsüne sizce 49 mu diyeceğim, 50 mi diyeceğim? Evet, 50 demem gerekiyor. Çünkü 50 kendisinden büyük değildir. Tamam. Burası da x olsun.
Şimdi bunları toplayacağız. 420'den çıkaracağız. Dolayısıyla x de eğer 50'den küçükse çıkarsa doğru sonuca ulaşmış olacağız. Ne yaparız? 90 çarpı 3 270. 8 çarpı 3 24. 270'e 24 eklediğimizde 294 getirdi. 50 50 170 olur. 294'e 100 eklediğimizde 394 olacak. 420'den de 394 çıkardığımızda 10'dan 4 çıkardım. 6 birden 9 çıkardım. 26 etmiş oldu. X eşittir 26 getirmiş oldu sevgili arkadaşlar. Evet, beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Benim için keyifli bir derste hızlı şekilde tamamlanmış oldu.